Ekranları başında bizleri seyreden siz Boğaz TV izleyicileri. Bugün hicranla beraberiz. Bugün saz bizde, söz bizde, muhabbet bizde. Ben diyorum ki bizi seyreden siz değerli izleyicilerimiz. Hemen çayınızı kahvenizi alın, oturun. Hani eskilerin bir lafı vardır. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane demiş. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Evet efendim, biz şu anda Kepez'deyiz, Boğaz TV ekibi olarak. Ve Hicran arkadaşımızın hem müdürü hem de astrolist olarak yer aldığı, benim yabancı kelimelere pek dilim dönmediği için benim izleyicilerim bana alışkındır. Hicran gülme. Burada okuyarak söylüyorum. Piyade Mare. Doğru evet, okudum evet. Değil mi? Piyade Mare. Mare'deyiz. Ben diyorum ki fazla konuşmayayım. Sözü hemen Hicran'a vereyim. Hicran anlatsın kendini. Sazlarımız arkada, Hicran burada. Daha ne isterim ki? Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi misafir ettiğin için teşekkür ediyorum. Bu aralık yine de bunu da söylemek istiyorum. Programa geldiğin için, beni misafir ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bize de böyle güzel bir imkan sundunuz. Hem kendi reklamımızı yapmış olacağız hem bizleri izleyen misafirlerimize senin reklama ihtiyacın hoş yok. Bir muhabbet sunmuş olacağız. İnşallah herkes memnun kalır bugünkü muhabbetimizden. Güzel doğaçlama bir gün olacak gibi geliyor zaten bana. Zaten benim programlarım hepsi doğaçlama. Kesinlikle öyle olduğu biliyorsun, zaman. Biliyorsun önden hani seninle konuştuğumuzda dedim ki doğaçlama yapacağız. Aklımıza evet. Ne gelirse kamerayı unuttuk şu anda. Kamera evet. Yok. Karşıda arkadaşlar bizi seyrediyor. Onlar da yok. Müzisyenler ve senle ben varız. Evet. Biz vur patlasın çalınsın. İçimizden ne geliyorsa tamam, yapacağız aynen, arkadaş. Aynen öyle. Şimdi Hicran'cığım ben seni senelerden bu yana tanıyorum ama evet. Önce Çanakkale'mizde hepsi tanıyor. Ama yine adet yerini bulsun diyelim. Hadi biraz kendinden bahset. Kendinden esas nereli bahsedeyim. Olduğunu Çanakkale'lisin ama. Çanakkale'li oldum sayılır evet. Ve Çanakkale'yi de çok sevdim açıkçası. Zaten Çanakkale ruhu bizim çocukluğumuzdan beri dedelerimizden, atalarımızdan gelen bir ruh vardır. Evet. Onunla bütünleşen bir durum var burada. Bir güzellik var. Şu anda tabii kameralar bize bakıyor ama bizim baktığımız yer karşıda binlerce şehidimizin yattığı, toprakların bulunduğu yerlerdeyiz. Mekanımızın konumu itibariyle de çok
Hem duygu anlamında hem doğa anlamında çok da güzel bir yerdeyiz. Ben aslen Düzceliyim. 45 yaşındayım. Maşallah. Evet. Boyun sırada bir çocuğun olduğunu biliyorum. Evet, evet, çok 45 tatlı. 45 yaşındayım. 16 yaşında bir kızım var. Maşallah. Her şeyden önce hani solist, sanatçı bunların dışında önce anneyim. Ev hanımıyım. Hı-hı. Onun dışında da Müjdat Gezen Türk Müziği bölümü mezunuyum. Hı-hı. Türk Sanat Müziği, rahmetli Melahat Pars, Alaaddin Yavaşçalar, Sadun Aksütler, bunlar da bizim hocamız. Mekteplisi, bunlardan, belli evet, oluyor zaten. Bunlardan güzel eğitimler aldık, güzel şeyler öğrendik sanat anlamında, eğitim anlamında. Emel Sayın'ın vokalistini yaptım bir dönem. Kaç yaşında başladın? 92 girişliyim. Liseden sonra girdim. Müjdat 92. Gezen. Tabii tabii. 92 Müjdat Gezen girişliyim. 96 mezunuyum. Sonra 96 ve 99 yılları arasında da Emel Sayın ve Adnan Şensesi vokalistlik yaptım. Hı. 99 depreminden sonra önce 17 Ağustos depremi, daha sonra Düzce Merkez 12 Kasım depremi oldu. O dönemlerde tabii ben hem korktum hem ürktüm. Ailemin yanına döndüm. Dönüş o dönüş oldu. Sonra da tek hayalim benim şuydu. Asla hani çok ünlü olayım, çok şöhret olayım gibi bir hayalim olmadı. Tek istediğim bir ailem olsun, çoluğum çocuğum olsun ama ben sevdiğim işi yine yapayım. Yine söyleyeyim şarkılarımı. Üstüne para da veriyorlar, iyi oluyor. İyi güzel tabii. O da iyi oluyor. Güzel. Yani bu şekilde önce Balıkesir bölgesinde Erdek'te programa başladım. Yaklaşık 13-14 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ha, askeri kampta. Tabii askeri kampta program yaptım. Onun dışında kış sezonlarında Bandırma'daki büyük 5 yıldızlı otellerin restoranlarında program yaptım. 5-6 yıl önce de Çanakkale beni keşfetti. Çünkü askeriye Çanakkale'den çok fazla misafirimiz geliyordu. Doğrudur. Dönemlik olarak. Senin ilk geldiğin zamanları ben hatırlıyorum. Yani kadınlar böyle kendi aralarında konuşurken işte Bandırma'dan Hicran diye bir solist geliyor. Çok güzel sesi var. Muhteşem okuyor deyip konuşuluyordu evet, ilk geldiğin olsunlar. Zamanlar. İşte o dönemler tabii misafirlerin Çanakkale'de sizin gibi birine ihtiyaç var, sizleri orada görmek istiyoruz evet, demeleriyle birlikte kısmet oldu buraya gelmek. Uzun bir süre yine farklı bir mekanda program yaptım. Şimdi buradayım. Burası çok yeni bir mekan, çok güzel bir mekan. Henüz bir yıl oldu. Bu ikinci sezonu yeni bir sezon diyelim. Çarşamba, pazar akşamları burada program yapıyorum. Ama önümüzdeki çarşamba, sezon... Çarşamba? Çarşamba, pazar. Pazar. Önümüzdeki sezonda hafta sonu programına geçeceğiz. Onun dışında... Programın başında da dediğin gibi işletme müdürlüğünü de yapıyorum. Yani kadın eli deyince sanki daha bir hoş aynen oluyor, öyle, daha bir tatlı oluyor. Öyle. İşte böyle programlar düzenlenebiliyor. Aynen öyle. En güzel şekilde misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Program olsun olmasın, restoran olarak da iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Kaliteli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında çok geniş bir bahçemiz var. 1500 kişilik kır düğünü yapılıyor. Hizmeti tabii verebiliyoruz. İskelemizi kurduk. Yaz akşamlarında misafirlerimizi iskelede ağırlamayı düşünüyoruz. İskele kurmak bayağı zordur. Evet, evet. Onların izin vermiyorlarmış. Öyle aldık, biliyorum. Aldık. Bütün prosedürlerini, her şeyini uygun bir şekilde zaten yapıldı. Kır düğünü bu yan taraftaki kırdüğün, alan evet, yer herhalde. Kır düğünü, evet. Geniş alan o tarafta. Ama küçük organizasyonları iç salonda olsun ya da bahçede, önümüzdeki bahçede de düzenleyebiliyoruz. Valla onun dışında da artık böyle misafirlerimiz gelsinler, memnun kalsınlar. Mekan daha önce kaç sene önce açılmıştı? Yeni bir mi yıl, açıldı? Bir daha yıl, bir tabii, yıllık, tabii, bir daha yıllık. İkinci sezonu yani yeni yeni hareketleniyoruz. Yeni yeni, aynı güzel. Evet, benimle birlikte de bütün eş, dost, işte böyle sizler gelip gitmeye başladınız. İnşallah çok daha gider, güzel ve gider, keyifli gider, olacaktır. Gider. Ben şimdi umarım. Girişte o düğün komplekslerinizi gördüm. Çok evet, çok güzel. Orada bir showroom'umuz ayrı var. Evet, evet. Hani bir düğün görüşmesine geldiklerinde insanlar kafalarında şunu yaparız, bunu yaparız bir hayali bir şey kalmasın. Biz sunarak, göstererek bir showroom olsun istedik. Orada bir girişimizi hazırladık. Bir de kepez çok güzelleşti. Yani kepizin koruduğunu demin senle de şöyle bir bakındığımızda söylediğim gibi yani kordonu çok uzun. Uzun. Yürüyüş parkuru çok güzel. Aynı zamanda doğa da var.
Çanakkale'nin ilk kordonu normal işte evlerin önünde bizim evet, ilk kordonumuz ikinci diyelim. Yeni yapılan, o da ayrı bir güzel de. İkinci yeni yapılan kordon da çok güzel. Ama ben kendi adıma konuşayım. Ben doğayı sevdiğim için orası böyle beton bir kordon. Burası hı-hı, ağaçlık, yeşillik, kuşlar, böcekler. Evet. Burada yürürken, koşarken köpekler size eşlik ediyor. Aynen, onlara bir lokma aynen, bir şey aynen, veriyorsunuz. Kepes çok değişti. Ne bileyim martılara bir lokma bir ekmek atıyorsunuz. Çok daha keyifli evet, kepesin evet, konumu. Şimdi sayın seyirciler bu programı yapıyoruz ama siz bunu nerede yaptığımızı tam olarak da bilmiyorlardır. Ben şu Çanakkale'leri kendi bildiğim usulümle anlatayım. Çok iyi olur Aynur ablacığım. Çünkü onu da ben bilmiyorum. Ben de aynen dile öyle, getiremiyorum. Şimdi ben doğma büyüme Çanakkale'liyim. Burası benim çocukluğumda şen kamp olarak geçerdi. Ve biz çocukluğumuzda işte hafta sonunda anamız köfte yapar, patlıcan arasına peynirleri koyar, kızartmaları yaparız, sepetlerimize koyarız. Geliriz buralarda öyle bir mekan falan yok. İşte böyle çam ağaçlarının altında bir cacala yayarız. Eskilerin tabiriyle bir cacala yayılır. Ne güzel, onlar otururuz, da o zamanın aynen öyle. Eski şen kampın olduğu yerde Piyade Mare. Evet. Manası var mı bunun? Vallahi manasını okumuştum ama şu anda sorsanız unuttum. Evet, Fransızca bir kelime onu Fransızca, biliyorum. Anlam evet, olarak da unuttum açıkçası. Nerede hani gelmek istediğinizde ana yoldan caddenin üzerine kepeze giderde şen kamp diye bir yazı göreceksiniz. Orada otobüs durağı var. Oradan direkt girin. Migros'u geçtikten sonra zaten hemen Migros'u geçtikten aynen, sonra sağdan aynen, ışıklardan sahile doğru gidiyorsunuz. Dört yol ağzı zaten şen kamp diye yazıyor. Buraya döndüğünüz zaman direkt buraya geliyorsunuz. Evet, geliyorsunuz ve ben karşılıyorum sizleri. Hizmet karşılıyor. Hatta bazen öyle bir denk geliyor ki mikrofonumla karşılıyorum. Ay ne güzel. Hoş geldiniz diyerekten. Ama öyledir. Ben de bazen böyle senin programlarına geç geldiğimde ya samimiyet çok önemli. Şu işten gelen. Evet. Yapmacık olmayacaksın. Hayatta yapmacık insanı sevmiyorum arkadaş. Değilsen uysun yani. Ben buyum ya. Belki de benim yıllardır hani insanların beni sevmesi ya da hala tercih ediyor sen olması. Sen olarak sensin. Evet, ben evimde nasılsam sahnemde hı-hı, de aynıyım. Şu anda kameralar karşısında ne kadar makyajım varsa akşam sahnede de o kadardır. Yani. O samimiyetim ve doğallığımdan dolayı belki de. Elisiyle doğrusuyla seyircinin karşısındayız. Aynen yanlışımızla öyle, doğrumuzla yani. Aynen öyle. Evet. Bazen misafirlerim her şeye takılırlar. Hani bizler göz önünde olduğumuz için. İşte İcra'nım atıyorum yüzüğünüz çok güzelmiş. Aa 5 liraya aldım pazardan falan derim yani. Tamam hiç sen de, benliksin hiç arkadaş. Hiç de çekinme. Aynen işte, sen gayet, benliksin evet. Doğal benim de bazen söylerim, bir şey görüyorum. Ben de pazardan hakikaten pazardan giyiniyorum. Ne bulursam pazardan alıyorum. Öyle yani. Ben bir de kilo oluyorum. Her istediğimi de bulamıyorum. Pazarda çok var vallahi. Önemli olan yakıştırmak zaten. Aynen öyle. Markası çuvalda giysen yakıştır evet, arkadaş kendine evet, dediğin gibi. Öyle aynı yani. Valla şu anda bizi seyredenler büyük bir mutluluk içinde. İnşallah bizi öyledir. Bizi böyle gülerek seyrettiklerini biliyorum. Ama bu aralıkta diyorlardır ki ya bir de bir şarkı söylesen. Aslında bir gün de bizim stüdyoya gelelim de canlı bir program yapalım. Olur, olur. Evet, Boğaz TV olur, ekranlarında canlı program olur, yapalım. Olur, olur. Ve istek alalım. Yapalım olur, vallahi. Çok güzel olur. Biz bunu Bandırma bölgesinde çok yaptık. Yaptınız burada mı? Da, burada aha, da yapmak aha, lazım. Hatta oradaki program o kadar çok ilgi göstermişti ki, görmüştü ki sonrasında benim evimde çekim oldu. Yani benim mutfaktayken anladım, çektiler, yakaladılar falan. Gayet her şey doğal. Şu anda olduğu gibi. Ay ne güzel. Onu da yapabiliriz. Yani sizler davet ederseniz biz hep birlikte arkadaşlarımla birlikte geliriz. Hicra şimdi daha muhabbetimize devam edeceğiz ama biliyorum ben Türk sanat müziğini çok seviyorum. Müziğin aşığıyım. Ben işte bir keman sesi, bir klarnet sesi duyduğum an kopuyorum arkadaş. Gidiyor mu yerime? Ben gidiyor mu yerime başka biri giriyor. Peki, ben diyorum herhalde öldüm de. Biri bir şarkıcının ruhu buraya girdi herhalde diyorum. Ama gerçek müzik bu. Böyledir. Boşuna dememişler ruhun gıdasıdır diye. Yani bizleri evet, besliyor. Evet. Gerçekten buna müziğe aşık insanlar yapamazlar. Ben temizlik yaparken çok güzel şarkılar söylüyorum. Sen neler temizlik neler yaparken ben bismillahirrahmanirrahim yataktan kalktım. Rabbi yasir ve la tasir Rabbi tanrım bin ayır kalktım. Çok affedersin lobaya giderken annem dilimle söylemiyorum beynimle. Anam şimdi hiç olmadık bir şarkı. Ama anam bu şarkı nereden çıktı söylüyorum ben bunu. Artık yarım saat mi sürüyor bir saat mi 15 onu da bilmiyorum. Kendiliğinden sonra normale dönüyorum. Çok üzüntülü olduğum zamanlarda şarkıyla kendimi dağıtırım.
Türk sanat müziğini özellikle bütün müzik dallarını severim ama şey benim için başka bir şeydir. Hele klarnet, keman, yani hele ritmi duyduğum zaman oynayarak giderim yani. Evet, sen çok ama şimdi güzel şöyle bir şey. Teşekkür ederim. Benim çocukluğum da müzisyenlerin arasında geçti. Benim babam da çok severdi. Hatırlıyorum çocukluğumuzda. Bu pazarın olduğu yerde dedemin bahçesi vardı. Etrafımızda sırf müzisyenler vardı. Şimdi benim hatırladığım böyle akşamüstü olduğu zaman işte klarnetçi alır klarnetini. O zamanlar bu anlattım benim 50 sene. Ben 66 yaşındayım çocuklar. Tabii siz bu aralık sayın seyirciler görmüyorsunuz karşımda müzisyenler var. Ben unuttum sizi müzisyenleri anlatıyorum artık. Çocukluğumda hatırladığım o kadar güzel bir anım var ki benim. Yani çok anılarım var da bugün şunu anlatırken bile, şu anımı anlatırken gözümün önündedir. Bir yer sofrası düşün. Kasnak deriz biz. Kasnağın üstüne sinik olur. Evet. Mezesini koymuş. Klarnetçi klarnetini almış. Hanımını da yanına almış. Klarnet taksim yapıyor. Düşünebiliyor musun? O zaman bir klarnet taksim gelir şimdi. Vallahi gelsin de o klarnet taksiminden ben de ağlıya ağlıya okuyayımmış, şiirimi okuyalım giderim nasıl, arkadaşlar. Nasıl gönlünüzden hadi devam ediyor geliyorsa, programımız. Şimdi sizden şöyle evet, bir hadi şey bakalım. Dinleyelim. Klarnetçi arkadaşımız devam edelim. Nöbetçi sevgilin olamam doğrusu. İkimize bir dünya yetmiyor. Sen kendine ait, ben başıma buyruk. Üç yanlışla bir doğru gitmiyor. Şu yalnızlar treni ne bitmeyen senfoni. Hadi git 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 git, unut beni. Benim için kolay, vallahi unuturum gider. Ama bu kalp, bu yürek var ya, ama asla affetmez seni. Bırak, bırak imkansız olsun. İnceldiği yerde kopsun. Ne senin yüzün güldü, ne içime sindi. Olmayınca olmuyor. Payıma hep yalnızlık düştü. Kader, kader hep beni çizdi. Gülmeyince gülmüyor. Sen hiç hayallerinden vazgeçtin mi aşk için? Kanlı bıçaklı oldun mu gönlünle? Hadi unuttum farz et ya, hadi affettim farz et. Nasıl hesap veririm ben kendime? Şu yalnızlar treninin bitmeyen senfoni. Hadi git 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 git, unut beni. Benim için kolay, unuturum gider. Ama bu yürek, bu kalp var ya, vallahi de billahi de asla affetmez seni. Bırak be bırak, imkansız olsun. İnceldiği yerde kopsun. Ne senin yüzün güldü, ne içime sindi. Olmayınca olmuyor. Payıma hep yalnızlık düştü. Kader, kader hep beni çizdi. Gülmeyince gülmüyor. Olmayınca olmuyor be arkadaş. Olmayınca olmuyor.
Ya işte bu klarnet böyle alıp götürüyor beni. Evet. Nasıl bir bütünleşmedir bu? Bir nihavet gezelim, sol yapalım mı? Böyle içimden geldi. Evet, şimdi hadi bakalım. Biz artık sayın seyirciler konuşmayalım. Bundan sonra müzik var. Şarkılar seni söyler.
özel hissediyorum ki anlatamam. Ay, ben de öyleyim, bizler de öyleyiz. İyi ki böyle bir program yapıyorum. Ne mutlu bana. Ne kadar güzel, ne kadar oldu, güzel ama değil mi? Ne güzel. Yani İnşallah misafirleriniz, bizleri izleyenler de çok mutludur. Bizi izleyenler mest olmuş şekilde canım. Yemekleri eğer aygazın üstündeyse yandı onlar, gitti. Yani set falan kesinlikle taşmış. Onlar gitti, taştı her şeyle. Çocukları falan ağlıyor. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Ama inanıyorum ki bir canlı program çekersek çok fazla istek alacağız. Aynen aynen. En kısa zamanda bizim stüdyomuzda, Boğaz TV stüdyolarında inşallah bu programı yapalım. İnşallah. Müzisyen arkadaşlarımızdan da, onlar da muhteşem. Şem çalıyorlar. Kesinlikle. Onlara evet. da onlara da kocaman ayrı bir alkış, ayrı bir alkış. Çok sağ olsunlar. Sanat çünkü Allah'ın insana verdiği en büyük hediyedir. Herkes her mesleği yapabilir ama en sanatçı büyük olmak hediye, en büyük hediyeyi de onlara vermişler. Yani biz okuyoruz, okuyoruz hani öğreniyoruz, öğreniriz bir şeyler aynen. işten gelmek ayrı aynen. ama doğdukları anda müzikle tabii. yoğruluyorlar yani. Zaten müziğin içinde, ben de demin size de söylediğim zaman işte benim babam da çok sevdiği için ben de bu müzisyenlerin içinde büyüdüm. Onun için müziği duyduğum an anam yolda adım atışım değişiyor arkadaşlar. Bu aralık ben şeyi unuttum, kamerayı unuttum, müzisyenlerle sohbet etmeye başladım. Olsun. Şimdi biraz istersen ara verelim, yarım saat oldu mu? Bir müzisyen arkadaşlarımız dinlensin, biraz da biz bir çay içelim. Evet. Siz de gidin işte yemeğinizin altını falan söndürün. Yanan yemekler varsa toparlanın. Akşama yandınız, beylere haber. Ocakları Allah, da silip Allah, Allah. Unutmayı. Evet, Boğaz TV'de hicranı seyrederken olduk diyeceğim. Evet, 5 dakikacık, 1 dakikacık ara. Görüşmek üzere. Yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Evet, hadi bakalım. Sonrasında Orhan Gencebay. Orhan Gencebay'dan geliyor. Evet sayın sefer. Seyirciler, damar. Orhan damar Gencebay. Sonra da Aynur ablacığım için böyle gözlerinin renginde bak yeşil yeşil okuyacağım. Hadi, sağ ol, teşekkür sonra. Ederim. Hadi bakalım. Yalnız. Aa, 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 aa.
aşka geliyorlardır. Aynen. Sallara alkış. Mutlaka üstadlara. Bizi izleyenlerden geldi. Aha. Teşekkür ediyorum. Hadi be, bir tane daha. Bir tane daha mı gelsin? Valla inanmıyorum. Tamam, o zaman. Bugün sohbet etmek istemiyorum. Devam müzik. Bugün müzik konuşsun. Tamam, müzik konuşsun. Güzel eser.
Teşekkür ediyorum. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Müzisyenler yoruldu ama çalın, çalın. Sen de bugün, oku oku diyeceğim. Bugün böyle bir aşka geldik. Aynen öyle aşka geldik. Evet sayın seyirciler, biraz yine bir klarnet veya keman taksiminden sonra benim bir pembe kaplı defterim var. Herkeste kara kaplı defter var ama bende pembe kaplı. Çocuklar rica etsem şu pembe kaplı defterimi getirebilir misin yavrum benim? Şurada hemen masanın üstünde. Bak 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 orada. Hadi bakalım. Ya klarnet ya keman. Bir taksim gibi. Ben yine bir havaya gireyim. Tamam. Evet sayın seyirciler, hayat bir sahne. Bizler de birer oyuncuyuz. Herkes bu hayatta bir rol alıyor. Kimi zaman dram, kimi zaman komedi. Sahnede oynuyoruz, geçiyoruz. Rolümüz bittiği an selamımızı verip o girdiğimiz kapıdan çıkıp gidiyoruz. İşte bu hayat sahnesinde şu kemanlar, şu klarnet al beni götürdü. Herkesin kara kaplı defteri vardır. Ben hayata pembe gözlüklerle baktığım için benim de pembe kaplı defterim var. Evet. İşte nereden bulduysam buldum o atasözlerini, o güzel kelimeleri bir araya getirip kendimce bir şeyler karalıyorum. Bu karaladıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Demin dediğim gibi hayat bir sahne. Bizler de birer oyuncuyuz. Oynuyoruz işte hepsi ama hepsi. Hepsi rol icabı. Onun için bu hayat sahnesinde ben diyorum ki önce ve önce kendini sev. Kendine güven, kendine iyi davran. Çünkü hayatın boyunca en uzun ilişkiyi kendinle yaşayacaksın. Kimine işten, kimine yalandan, kimine sevgiyle, kimine nefretle. Bir şekilde gül işte be, o yerine gider. Eğer hayatın püf noktalarını kaçırırsan, hayatınız boyunca tüh noktalarında yaşarsınız. Her zaman öyle güzel düşün, öyle güzel sev, öyle güzel gül ki bütün kötüler senin gibi olmaya özen göstersinler. Hayatınızda belki herkes size muhalefet ediyorsa eğer, boş ver be boş ver, tadını çıkar. Demek ki iktidar sensin. Her zaman ama her zaman hayatın tadını çıkar. Baktın olmuyor, tadını kaçıranları hayatından çıkar, gitsin. Bu dünyada herkesin işine yaradığı kadar iyisindir bu hayatta. Uğraşma, sakın uğraşma, hiç boşuna. Ağzından kuş tutsan da kimseye yaranamazsın. Eğer hayatınızda denge sorunu varsa, etrafınıza dikkatlice ama dikkatlice bakın. Birilerini yanlış tarafa koymuşsunuzdur. Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın. Bir gün haklı çıkacaksınız. İçinize attığınız her şey yavaş yavaş yorar insanı. Haklıysan sakın susma.
Kızdıysan belli et. Sevdiysen söyle. Özlediysen ara. Ama asla ve asla içine atma. Cesur ol. Her zaman cesur ol. Hayat korkakları sevmez. İnsan cesareti kadar genç, korkuları kadar da yaşlıdır. Unutma, hayatta en büyük pişmanlık, pişman olurum korkusuyla yapamadıklarımızdır. Akşam derken sabah, bahar derken kış oluyor. Zamanın kıymetini bilin. Bir kez geldik dünyaya. Hayatımızı başkaları için heba etmeyin. O gençliğimizde başkaları için heba ettiğimiz hayatlar var ya. Daha çok gençsiniz. İleriki yaşlarda insanın aklına geldiği zaman işte böyle gözyaşlarına boğuluyorsun. Heba ettiğin o günlere, o aylara, o yıllara, o saatlere gözyaşı döküyorsun. Kafana takma bazı şeyleri. Boş ver ve boş ver. Görmezlikten gel. Söyleyecek çok şeyin olsa da unutma. Bir insana verilecek en büyük ceza onu görmemezlikten gelmektir. Sayın seyirciler, şu sözü sakın unutmayın. Yazın bir tarafınıza, yazın beyninize. Bunu sakın unutmayın, bu sözümü. Yanlış yolda herkesle yürüyeceğinize, doğru yolda tek başınıza yürüyün. Bazen temizlik yapmak ister insan hayatında. Umutlarını çalanları, hayallerini yıkanları, canını yakanları, nankör insanları, hepsini birer birer temizlemek ister. Boş ver be, boş ver. Sonsuza kadar koyunları kapının önünde, bırak dışında, bırak onları. Bakma, dönme bir daha. Ama elde değil ki. Herkes duruşunu bozsa da sakın sen bozma. Sana kötülük yapsalar da sen yapma. Çünkü herkes kendine yakışanı yapar. Değer ağırdır. Taşıyabileceğinden emin olduğunuz kişilere her zaman değer verin. Unutmayın, sakın ama sakın unutmayın. Ederinden fazla değer soytarıyı kral eder. İnsanlarla aranızda öyle mesafeler koyun ki nerede susması, nerede konuşması ve nerede durması gerektiğini bilsinler. Vur gitsin be, vur gitsin hayatın dibine. Bakarsın bir gün gol olur. Sakın benden duymuş olmayın. Benden duymuş olmayın ama hayat denen bu hikayenin sonunda hepimiz ölüyoruz. Henüz vakit varken hayatın tadını çıkarın. Hayat bir masal gibi başlar, yaşlandıkça roman olur. Anlattıkça fıkra, sonuç mu? Vallahi hepsi hikaye. Evet sayın seyirciler, ben diyorum ki şimdi size, gidin kendinize bir çay koyun, sevdiğiniz bir şarkıyı açın, gülümseyin, gülün. Neden güldüğünüzü size sorarlarsa eğer, bilmem, bilmem be, öylesine deyin. Ve içinizden kendi kendinize deyin ki, aslanlar gibiyim, nelerin üstesinden geldim ben deyip, her zaman ama her zaman kendinizle gurur duyun. Ve kendinizi hep sevin. Kendinizle hep ama hep gurur duyun. Fazla kurcalamayın hayatı. Sakın fazla kurcalamayın hayatı. Sağlığınız yerindeyse
vicdanınız temizse, yüreğiniz de güzelse yaşayın gitsin işte be. Gerisi laf ola beri gele. Hayat bu kadar basit bir hikaye. Hayat bu kadar basit bir hikaye. Yüreğinize sağlık. Nasıl güzel, nasıl güzel sözler, nasıl güzel bir duygu. Zaten ben bunları yazarken de ağlıyorum, okurken de ağlıyorum. Ben kendimi bilirdim. Böyle en ufak bir şeyde etkilenen ama siz benden daha duygulu çıktınız. Çok yani bilmiyorum. Belki yaşanmışlıklar. Dedim ya, klarnet sesi duyar ağlarım. İşte güzel bir söz duyar ağlarım. Allah da beni böyle yaratmış. Ama ağlarken de gülerim bir taraftan, bir de o var yani. Seyirciler oluştu gülmek bana. Gülmek ve ağlamak. Evet. Kardeşim. Gülmek ve ağlamak hepsi bir arada. Hayat bu, evet. Yani. Hayat bir sahne. Bizler de evet, oyuncuyuz. Evet, aynen. Bakmayın öyle göründüğüme diyor. Yaşıyorum işte rolüm icabı. Bir tatlı tebessüm koyup yüzüme taşıyorum be işte hepsi, ama hepsi rol icabı diyor. Attığım her kahkaha gözyaşı dolu. Boynuma dolanmış kaderin kolu. Vallahi ben de bilmiyorum ki gittiğim bu yolu. Yürüyorum işte be hepsi, ama hepsi rol icabı diyor. Rol icabı gidiyoruz. Evet sayın seyirciler, biraz ağladık galiba. Bilmiyorum, ben ağlarken seyirciler de ağladım yoksa. Mutlaka bu kadın niye ağlıyor diye güldüler mi bilmiyorum. Ben de çok fazla etkilendim. Doldu doldu, şiştim şiştim, ama ağlamamam lazım. Çünkü başladığım zaman ben senin gibi hemen gülemiyorum. Artık ha, böyle sanatçılık devam ediyor. Biraz hareketli böyle şarkılar yapalım mı? Olur. Geliyor içinde. Şimdi sevmekten falan bahsettik. Nihavend Sol alayım yine. Güzel bir şarkı, öyle içimden geldi sizler onları söylerken. Evet. Senin neşelen, sevmeyenarsın. Senin neşelen, sevmeyenarsın. Bir sarı saçı okşar kalarsın. Okşar kalarsın, o bir gölgedi varlık sanırsın. Seni mi de sevme, ağla ağla, yoksa ne olur bu tatlı hayat. Seni mi de sevme, ağla ağla, yoksa ne olur. Sevir de sevme. Yok be, sevilelim. Karşılıklı sevgi. Sevgi sevgisiz sevgisiz olmaz. Asla olmaz. Hicran, yani hep müzik olsun istiyorum ama arada böyle sana sormak istediklerim de var aklımda olanlar unutmadan. Şimdi kadın olarak sahnede şarkı söylemenin zor tarafları da var. Hı hı. Biraz işin gerçekleri yani bunlar. Tabii.
Gerçi bizim zamanımızda çok daha başkaydı. Mesela ben işin gerçeğini konuşayım, sesim yok. Ama ver mikrofonu elime, DMAS solistlere taş çıkarttırım. Sahnem çok güzeldir, ses vermemiş Allah. Ama bu ses vermediği halde eğer benim imkanım olsaydı ben atardım kendimi sahnelere. Ama bizim zamanımızda aman sahneymiş aman, hele bir de kız çocuğuysan. Ay aman aman kötü yollara düşer, uyuyorlar. Şimdi her şey rahat bir şekilde. Ama yine de kadın olmanın bazı zorlukları var. Sen yaşıyor musun şu anda o zorlukları? Şimdi Çanakkale modern bir şehirdir bizim aslında da. Bunu şehir olarak genellemek istemiyorum. Hı-hı. Ama şöyle bir genelleme yaparsak, bir kadın olarak sahnede olmak hakikaten zor. Yalnız ben bu zorluğu çok şükür ki, bilmiyorum bu nasıl algılanır, hiç yaşamadım. Hı-hı. Bu belki de benim duruşumla alakalı, belki benim yarattığım o çizgiyle alakalı, belki o duvarla alakalı, belki de en başında konuştuğumuz gibi doğal olmamla alakalı da olabilir. Evet, evet. Hani çok şükür eli yüzü düzgün bir kadınım. Tabii tabii güzel. Hani derler ya endamın yeter sahneye çıktığım öyle. Zaman. Evet, endam yeter böyle bir, yani. Böyle 1.90 evet. Bir hatun ister evet. İstemez insanlarda. Belki farklı düşüncelere, belki farklı bakışlara. Hem göze hem kulağa hitap ediyorsun. Hitap edebilir ama benim daha birinci, ikinci şarkımdan sonra insanlara o verdiğim içtenlik ve samimiyetle ben evin şarkına kızı oldum. Şarkına odaklanıyor değil mi? Evet, evet. Ben evin kızı oldum, ben bacı oldum, ben kardeş oldum. Hı-hı. Hep böyle oldu. Yani 25 yıllık sahne hayatımda hep bunu yaşadım. Hiç aksi bir şey yaşamadım. Çok şükür ki. Ama dediğim gibi bu belki de benim duruşumla alakalı. Ha, şöyle de bir durum var. Yani maalesef ki ama maalesef ki bunu üzülerek söylüyorum. Kendi meslektaşlarım için de söylüyorum. Bazen insanların hani ya sahne bir bütündür. Sahneye bütün olarak hakim olacaksınız. Tabii hem gözü hem sesi. Çok iyi bir sesiniz olmayabilir ama sahneniz iyidir. Hı hı. İyi bir sahneniz olmayabilir, sesini de tamamlarsınız. Ya da hepsini bir bütün olarak tamamlarsınız. Ama işi gerçekten sahne, müzik ve sanat anlamında yapmayan meslektaşlarımın verdiği belli imajlar sanki herkesi hep aynı gözle görmeye itiyor ister istemez. Hı hı. Ama dediğim gibi bu bende olmadı. Belki askeri disiplinin verdiği bir yerden geliyorum. Eğitimli olmamın, iyi hocaların verdiği sahne adabının, duruşun, sonra hitap şeklinin, insanlarla telaffuzun. Bir de bunların, kendini yapımla da ilgili. Tabii yapımla da alakalı. Değil, kesinlikle evet. Yapımla da alakalı. Ben çıkarım, burada sahnemi yaparım, işimi yaparım. Hadi Allah'a ısmarladık. Bu kadardır. Tabii. Ama o sahne içinde de dediğim gibi asla ne kendim ödüm veririm kendi duruşumdan ne de karşı tarafa böyle bir müsaade veririm. Ondan dolayı da ben zorluğunu yaşamadım. Ne güzel. Ama ne güzel. Genel anlamda zor mu zor. Bir, tabii gece çalışıyorsun. Gece. Şimdi işin o tarafına tabii, gelirsek evet. Bir evladım var. Önceliğim her zaman için yanında anne. Yanında mı dışarıda okuyor mu? Yanımda. Burada yanımda. Çanakkale'de yani. Evet. Hı. Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünde ne o da. Ne güzel o da annesi gibi sanatçı. O da tabii yetenek var. Çok sağlam bir kulağı var. Çok iyi bir sesi ses. Var ama ben onu resim dalına yönlendirdim. Çünkü biliyorsun müzik yelpazesi maalesef ki çok dar. Aynen. İşte bir orkestra şefliği, müzik öğretmenliği, hatatlık artık bir hatatlık bile bilgisayarlarla yapılıyor. Yani eskiler kalmadı. O yüzden resim bölümüne yönlendirdim. İşte işin zorluğu orada geliyor. Öncelikle anneyim sahneme gelmeden önce mutlaka onun gündüz eğitimiydi, yaşayacağı yerin düzeniydi, tertibiydi, akşam yemeğiydi. Tabii her canım şeyini ben, evet. Sunarım, ilgisi, alakası. Sonra ben kendime özen gösterip işime gelirim. İşim bittikten sonra da eğer uyumuyorsa gider onunla oyunda oynarım. İşte evcilimizde oynarız, muhabbetimizde ederiz, günü değerlendiririz. Bir de kediciğimiz var. Hep beraber küçük çekirdek aile. Ne güzel. Böyle mutlu. Zor tarafı orası. Sadece hani vicdan olarak akşam zaman ayıramıyorum diyorsunuz. Ama bu da benim mesleğim, bu da benim işim. Çünkü ben müzik öğretmeniyim aslında. Öğretmenliğimi yapmadım. Hı hı. Evladımı elime alınca bir doğu görevi olmasın istedim. Bebeğimi oralarda büyütmek istemedim. Uzakta. Hı. Ondan dolayı yapmadım. Ama ben bir doktor olamazdım. Kesip biçemem. Kan görünce fenalık geliyor.
bir polis olamazdım. Kimseye ceza veremem. Yani öyle bir yapım var. Kötü olamam. Hep çok güzel sözler okudun. Aslında onlar benim felsefem. Hep o felsefede gittim. Yani kötülük de gördüm. Ayağımı kaydırmak isteyenleri de gördüm. Ama hep iyi oldum. Hep iyilikle gittim üstlerine. O yüzden de 25 yıldır ben ünlü bir isim değilim. Hani belli ünlü isimlerin arasında değilim. Ama kendimce Türkiye'de çok iyi tanınan bir insanım. İşte birileri bir şeyler yaparken aslında sizleri yüceltiyorlar. Kendi kazdıkları kuyulara kendileri düşüyorlar. Farkında değiller. Öyle, evet. O yüzden hayata bu dünyada yaptıklarının bedelini bakıp, ödemeden gitmiyorsunuz zaten. İyilik yaparsan kesinlikle. İyiliğin bedelini, kötülük yaparsan güzel bakıp, bedelini. İyi bakıp, iyi düşünüp hareket ettiğiniz zaman size hep bir artı olarak dönüyor zaten bunlar. Ondan dolayı da ben keyifliyim, mutluyum. Mutlusun. Burada bir de şöyle bir şey var. Sevdiğin işi yapıyorsun bir de. Yani. Sevdiğim işi yapıyorum. Ve sevdiriyorum galiba kendimi. Biz hemen dediğim gibi işte abla kardeş oluyoruz. Ben onlara da aynı şeyi söyledim. Daha önceki müzisyen arkadaşlarıma da. Biz bu sahneye çıktığımız zaman aynı ekmeği paylaşıyoruz. Aynen öyle. Aynen. Beni önünüzde bir dişi, bir kadın öyle görmeyeceksiniz. Ben ekmek de sizden parası biriyim. Kazanıyoruz. Evet, evet. Ekmek parası peşindeyiz. Benim üzerime zarar gelebilir, elbisem yırtılabilir. Burada arkamdan gülmeyeceksiniz. Hemen ceketinizi çıkarıp koruyacaksınız, evet, koruyup evet. Kollayacaksınız. Yani aile olduğunuz zaman çalıştığınız yerde müzisyeniniz olsun, elemanlarınız olsun, o bütünlük müşteriye de yansıyor. Aynen. Bu sefer müşteri daha düzgün, daha kaliteli, daha aile. İşte o zaman da hiçbir kendini sorun bilerek kalmıyor. Geliyor değil mi? Bilerek geliyor. Aynen ve hiçbir öyle. Sorun da olmuyor. Evet, ne güzel. Şimdi önümüz Ramazan. Ramazan'da iftar yemeği vereceksiniz. Tabii, tabii. Ramazan'da iftar menülerimiz olacak. Misafirlerimize iftara. Hatta onları da planlayacağız. Belki haftanın iki akşamı, belki üç akşamı isteğe göre fasıl eşliğinde. Evet, evet. Zaten eski Ramazanlar öyle değil miydi? Asıl tabii, Ramazanlarda canım, evet. Eğlence olurdu. Tabii, tabii. Nurhan evet, Damcıoğlu evet, çıkardı. Olur. Fasıl geceleri olurdu. Sıra geceleri olurdu iftarlarda. Bu aralıklar ne geldi aklıma? Ayten Gökçer'in Yedi Kocalı Hürmüz müzikalini ben iki sefer seyrettim. Hı hı. Bu çok seneler önceydi. Hatta İzmir Fuarı'nın olduğu dönemde Cihan Ünal'la beraber muhteşem bir tiyatroydu. Tanrım tek başına koyma kula. Onu taktım. Onu internetten indirdim. Evde onu söylüyorum. İzmir'de okuyacağım. Hey Tanrım bana üç tane yetmez beş tane. Koyma kullarını. Ben bazen evde kendimi aldırıyorum. Diyorum ki üst kattakine, alt kattakine. Aynı teyze denildi. Bazen kadınlar matinesi programlarında hanım olduğunuz için tabii çok da böyle daha rahat davranıyorum falan. Beni diyorum ilk defa izleyen var mı diyorum. İşte el kaldırıyor misafirlerimiz. O zaman kendimi tanıtayım diyorum. 45 yaşındayım, dulum. Bir kızım var diyorum. Belki kısmet çıkar. 5 senedir çıkmadı. Demek ki diyorum Çanakkale'de benim kriterlerime uygun biri yok. Zamanını bekliyordur. Mutlaka öyle herhalde. Öyle. Yani ya bir at geçecek buradan boş ya da atlı geçecek dolu bilmiyorum. Şimdi önümüz yaz. Yazın haftada kaç gün müzik yapacaksınız burada? Şimdi yazın şöyle Pia di Mari olarak düğünlerimiz var. Düğünlerin rezerve edilmiş düğünler tabii, var. Tabii. Evet. Alınmış düğünlerimiz var. Düğün programları olarak yapacağız. Ama düğünlerin olmadığı akşamlarda mutlaka program yapmayı düşünüyoruz. Çünkü yazın Çanakkale'de çok da fazla program yapan mekan yok. Yok. Bar konseptinde olan yerler çünkü var. Çünkü sanat onlarda, müziği yapan yer yok. İşte biz o yüzden böyle arkadaşlarımızın da uygun olduğu zamanlarda onların da yaz sezonunda çünkü ekmek parası kazanılan dönemdir bizim yaz dönemlerimiz. Tabii, tabii. Onların da uygun olduğu dönemlerde bahçemizde hani bir kır bahçesinde açık havada bir program çok güzel. Çok tatlı olur diye düşünüyoruz. Serin serin, İskelemizde deniz oturan, kenarında üfür tabii, üfür eserek. Tabii misafirlerimiz de bundan faydalanır. Bunların hepsini zaten planlayacağız, duyuracağız. Bizleri takip eden herkes mutlaka görecektir, öğrenecektir. Cuma ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? Cuma'ya bakar mısın? Cuma geçti kendinden. Cuma sen kadar... de sevdin. Müziği bakıyorum. Cuma ekseri sen türküleri seviyorsun galiba değil mi? Bak, bir türkü okuyalım alıyor. O zaman. Okuyalım mı? Yapma öyle. Bak senden istek istiyor alacağız. Hangi türküyü seviyorsun? Utandım. Kamera arkasında utandım. İçimizden gelen bir tanesini okuyalım. Hadi söyleyelim mi? Hareketli mi söyleyelim? Nasıl söyleyelim?
Cuma'ya herkes alıştı. Görünmez kahraman Cuma. Bazen ben unutuyorum kabini, Cuma'la sohbete başlıyorum. Şöyle yapsam olur mu? Biraz hareketlenelim mi? Aslında ben de söylemek istiyorum da senin bu güzel sesinden sonra söyleyemiyorum, korkuyorum. Peki türkü mü? Türkü yapalım. Okuyalım. Bir tane şey için türkü söyleyelim. İçimden geldi. Bir la alayım arkadaşlar. Usul usul piyano istiyorum. Çanakkale türküsünü küçücük okumak istiyorum. Çok güzel. Evet. Onun arkasından bir gümbür gümbür şöyle bir leylimli bağlayalım, patlatalım, olur mu? Hadi bakalım sayın seyirciler, hep birlikte Çanakkale türkümüzü söyleyelim. Yarın çıplak ayağına söylerim.
vermiş sana, vermiş sana. Yedi yıldır uğramadım, yoruldum. Devam mı edelim? Valla bizim Çanakkale halkı oyun havalarını pek sever. Başta ben olmak üzere. İstersen yine şöyle bir hareketli parça yapıp oyun havasını da bitirelim. Olur. Şimdi ben şu anda hissediyorum ki bizi seyredenler televizyonun karşısında hiç nefessiz bizi seyrediyorlar, izliyorlar. Ben de ona ama inanıyorum. Ama bunun arkasında da Çanakkale'liyiz yani. Hepsimiz çıkışta mı severiz, tamam, değil mi? Valla bunun arkasından da bırakın bizi izleyen o güzel seyirciler, bir de arkasına şıkıdım şıkıdım oturdukları arkasına. Yerden kaldıralım. Oturduk, değil kaldıralım. Mi? Kaldıralım. Hadi bakalım yine devam. Yine la yapalım. Bahçe duvarından atlayalım. Kesik çayırdan girelim. Şöyle Ankara dolaylarından. Hadi bakalım şöyle bir gezinelim. Bir gezinelim. Anadolu'yu bir gezinelim. Evet. Sonra da aynı tondan hemen ufak bir şöyle Trakya havası da yaparız. Çanakkale'li misafirlerimize, bize dinleyenlere armağan ederiz. Hadi bir hepten yapınız da oynayalım biraz. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık gülle doldum.
aynı Çanakkale'de olup da 9-8 olmadan olur mu? Olmaz. Haydi o zaman. Herkese kocaman alkışları yollayalım. Sevgiler, saygılar sunuyorum her birinize.